Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Genç Hoca kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Allah'tan başkasından yardım istemek ne demek? Ancak senden yardım isteriz ayeti neyi ifade eder? İnkarcıların Allah'tan başkasından yardım istemekle alakalı ayetleri çarpıtmasını göreceğiz. Himmet Şeyhim, yetiş ya Gavs denilince Allah dostları duyar mı? Duysa da gelebilir mi? Böyle söylemek Allah'a şirk koşmak mıdır? Bunların hepsinin cevabı bu videoda inşallah. Değerli arkadaşlar, öncelikle şunu vurgulamak istiyorum. Hiçbir mürit ellerini kaldırıp da Allah'tan yardım ister gibi şeyhinden, mürşidinden yardım istememektedir. İnkarcıların çarptırdığı gibi müritler hiçbir zaman Allah'tan istenilecek şeyleri mürşidinden istememiştir. İnkarcılara göre müritler ellerini kaldırıp Allah yerine mürşitlerine dua ediyorlar. Allah'tan istemek yerine mürşitlerinden istiyorlar. Bu büyük bir yalan ve iftiradır. Herkes birbirinden nasıl yardım istiyorsa, bir insandan nasıl yardım isteniyorsa ancak o şekilde yardım isterler. Yetiş ya Gavs, himmet ya Gavs demenin manası budur. Bu gerçekleri sırayla ortaya koyacağız. Fatiha suresinde ancak senden yardım isteriz diyoruz. Ancak senden yardım isteriz ifadesi isteriz demek değildir. Çünkü şayet böyle olsaydı yanındakinden de uzaktakinden de kim olursa olsun hiç kimseden yardım istemek caiz olmazdı. Bu ayette yardım edenin ancak Allah olduğu, yardımın ancak Allah'tan olduğu beyan edilmektedir. Bakınız mesela Enfal suresi 9. ayet-i kerimede size meleklerle yardım ettim buyurduktan sonra وَمَنْ نَصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ zaten yardım ancak Allah katındandır buyurulmaktadır. Burada yardım için gönderilen sebep melekler ancak yardım Allah katından. Yani melekler burada Allah'ın gönderdiği yardımın bir sebebi olmuş oluyor. Zaten Allahu Teala zatıyla yardım edecek değildir. Allahu Teala kainatı sebepler halkaları içinde yaratmıştır. Her şey bize sebeplerle ulaşmaktadır. Yine Musa aleyhisselam yakınımdan birini bana yardımcı ver diyerek dua etmiş. Allahu Teala da kardeşi Harun'u da ona yardımcı kılmıştık buyurmuştur. Demek ki bir peygamber bile başkasının yardımına ihtiyaç duyabilmekte ve başkasını bir yardımcı olarak görebilmektedir. Peki o halde şu ayet ne manaya geliyor? Onun dışında yalvarıp yakardıklarınız ne size yardım edebilirler ne de kendilerine yardımları dokunur. İnkarcılar bu ayetleri alarak Müslümanlara yorumlamakta. Siz de yardım istiyorsunuz, Allah'tan başkasından yardım istediğiniz için şirke giriyorsunuz demektedirler. Halbuki bu ayetler tapılan putlar hakkındadır. Müşrikler taptıkları putlardan yardım istemekte, onların yardım edeceğine, yardımı göndereceğine, yardımı var edeceğine inanmaktadırlar. Ayet-i kerimenin devamında şöyle buyruluyor. Hidayete ulaşma hususunda onlara yalvarsanız sizi duymazlar. Sana bakıyorsun zannedersin, oysa görmezler. Bu ayetler putlar ve putlardan yardım isteyenler hakkındadır. Bizim konumuz ise bunun dışındadır. Bu gibi ayetlerin bir başka insandan yardım istenmesiyle alakası yoktur. Çünkü az önce okuduğumuz ayetler de bu iddiayı yalanlar. İsa aleyhisselam, ben ensari ilallah, bana Allah için kim yardım edecek dememiş miydi? Bütün bunlardan şunu anlıyoruz. Bir insan, başka bir insandan yardım isteyebilir. Ki bu hayatın akışında çok normal, doğal bir şeydir. Yanındaki insan seni duyuyor, görüyor, ondan yardım istenir. Peki uzaktaki bir insandan yardım istenir mi? Yardım istense o uzaktaki kişi seni duyabilir mi? Değerli arkadaşlar, ne yardım istediğiniz yanınızdaki insanın ne de uzaktaki insanın hiçbir şeyi yaratmaya gücü yetmez. Olsa olsa o ancak bir sebep olur. İnkarcılara göre yakınındakinden yardım isteyebilirsin ama uzaktakinden yardım isteyemezsin. Onlara göre teknoloji ve özellikle telefon tam bir şirk aracı. Çünkü telefonla uzaktaki bir arkadaşınızı arayıp ondan yardım isteyebiliyorsunuz. Telefonla ulaştığı zaman şirk diyemiyorsun. Peki telefonsuz ulaşırsa nasıl şirk diyebileceksin? Bir hadisi şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyurmaktadır. Sizin biriniz bir şey kaybederse, kendisine yardım edecek kimsenin olmadığı bir yerde bulunduğu zaman yardım dilerse, ey Allah'ın kulları bana yardım edin, ey Allah'ın kulları bana imdad edin desin. Çünkü Allah'ın
bizim göremediğimiz kulları vardır. Yine Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh tarafından rivayet edilen bir hadisi şerifte Peygamber Efendimiz buyurmaktadır ki, sizin birinizin sahrada hayvanı kaçarsa, ey Allah'ın kulları hapsedin, ey Allah'ın kulları durdurun diye seslensin. Çünkü Allah'ın yeryüzünde hazır kulları vardır ki kısa zaman içinde onu tutarlar. Bu hadisi şeriflerden de aynı şeyi anlıyoruz. İnsan sıkıştığı, dara düştüğü yerde yanında olmayan başka bir insandan yine yardım isteyebilir. Onu da gönderecek olan Allah'tır. Değerli arkadaşlar, bu anlatacağım olay halkın içinde gerçekleştiği için birçok kaynakta zikredilmiştir. Hazreti Ömer hutbedeyken aniden "Ey Sariye, dağa çekil, dağa çekil" buyurmuştur. Birden böyle bağırmasına herkes şaşırmış ve hiçbir mana verememiştir. Gerçek bir hafta sonra gelen elçinin verdiği mektupla ortaya çıkmıştır. Devam eden İran fetihlerinde görevli olan komutan Sariye, savaş esnasında Hazreti Ömer'in bu sesini duymuş ve askerleriyle beraber yakındaki dağa doğru çekilmiş, sırtını dağa vermiştir ve bu vesileyle savaşı kazanmıştır. Değerli arkadaşlar, bu olay dilden dile anlatılmış ve dediğim gibi birçok kaynakta zikredilmiştir. Hazreti Ömer kilometrelerce öteye seslenmiş, kilometrelerce ötede bulunan komutan da Hazreti Ömer'in sesini duymuştur ve ona göre hareket edip savaşı kazanmıştır. Peki bu nasıl oldu? Aynı Hazreti Ömer kendisini öldüren Firuz'u görememiştir. Onun farkına varamamıştır. İşte bu bize gösteriyor ki her şey Allah'ın izniyledir. Allah-u Teala dilerse bir insanın sesini kilometrelerce öteye ulaştırabilir ve yine isterse kilometrelerce öteden o insanın sesini duyurabilir. Bilim bile bugün bunu ispat etmektedir. Telepati dediğimiz insanların beş duyu organı dışında birbirleriyle uzaktan ruhsal iletişimini bilim bile kabul etmektedir. Yani insanlar beş duyu organının dışında birbirleriyle uzak mesafeden etkileşime geçebilir. Bunun adına telepati denir. Bu aslında bazen hepimizin başına gelen bir hadisedir. Aklımıza gelen arkadaşımızı aradığımız zaman "ben de şimdi seni düşünüyordum" diye bir cevap alırız. Bu aslında kaçamak, yalan bir cevap değildir. Tanıdığımız bazı insanları durduk yere düşünmemiz, aklımıza gelmeleri büyük ölçüde onların da bizi düşünmesinden kaynaklanmaktadır. İşte bu bilimsel olarak da ispat edilmiştir. Bazı insanların ise hisleri daha kuvvetlidir. İşte Allah dostlarının hisleri de zirvededir. Çünkü onların nefisleri tezkiye olmuş, kalpleri mutmain olmuştur. Ruhları latif bir hale gelmiştir. Böyle insanların hissiyatı zirvededir ve bu sebeple karşındakinin düşüncelerini okuyabilir. Kendisini düşünen insanları uzakta da olsa fark edebilir. Peki bu sesi duyduğu halde, fark ettiği halde yardıma gidebilir mi? Bunu da Kur'an-ı Kerim'de açıkça buluyoruz. Süleyman Aleyhisselam'ın kıssasında Süleyman Aleyhisselam Belkıs'ın tahtını getirmesi için yanındakilerden yardım istemiştir. Belkıs'ın tahtını kim getirecek demiştir. Bakın bu arada Süleyman Aleyhisselam Allah'tan istemek yerine acaba neden yanındakilerden yardım istemiştir? Çünkü bu doğal, olağan bir şeydir. Orada bulunan cinlerden bir tanesi "ben getiririm" demiştir. Ancak Süleyman Aleyhisselam kabul etmemiştir. Tefsirlerde katibi olduğu söylenen bir insan Belkıs'ın tahtını göz açıp kapayıncaya kadar getireceğini söylemiş ve Süleyman Aleyhisselam gözünü açtığı anda Belkıs'ın tahtını orada bulmuştur. Bu insan kilometrelerce öteye bir anda nasıl gitmiş ve bir anda nasıl gelmiştir? Tahtın yerini de bulması nasıl mümkün olmuştur? O devirde navigasyon diye bir şey de yoktu. Değerli arkadaşlar, işte buna biz keramet diyoruz. Süleyman Aleyhisselam sadece cinlere seslenmedi, orada bulunanlara söyledi. Çünkü bu peygamberlerin ümmetlerine verilen bir özelliktir. Kur'an-ı Kerim'de bu konuda bir örnek zikredildiyse bu o bir kişiyle sınırlı değildir. O özelden genele bakarız. İşte Allah dostlarında da bu özellik vardır ve bu Allah'ın izniyle, Allah'ın iradesiyle gerçekleşir. Şayet Allah izin verirse bir Allah dostu uzaktan kendisine sesleneni duyar ve yine Allah'ın yardımıyla, Allah'ın izin vermesiyle ona yardıma gider, yardıma koşar. Dolayısıyla "yetiş ya Gavs, himmet ya şeyhim" demenin bu konuda bir mahsuru yoktur. Ayetler ve hadisler bu konuda açık bir delildir. Bu konuyu inkar edenler
yanılgı içindedirler. Putlarla alakalı ayetleri Müslümanlara yorumlayarak zikrettiğimiz ayet ve hadisleri inkar edenler ise tam bir sapıklık içindedirler. Bu konuyu gündeme getirip Müslümanları şirkle suçlayanların bu ithamı kendilerine geri döner. Çünkü bu konuda deliller mevcuttur. Değerli arkadaşlar, mücadelemize devam ediyoruz. Bize destek olmak için Genç Hoca kanalına abone olabilir, videolara yorum yaparak beğenebilirsiniz. Allah'a emanet olun.